Bunlarca SSK ve Bağkur emeklisi bu haberi bekliyor. Ee, kabine toplantısından Doğru. çıkacak olan e, ve gelecek olan, meclisten gelecek olan müjdeyi bekliyorlar. E, i̇yileştirme için tabii e, iki tarafın emekli maaşıyla ilgili iyileştirme için de e, iki formül var masada. E, neler var daha doğrusu detayları sizden dinleyelim. Biraz anlatalım. Aslında e, biraz istersen hikayeyi başa alalım. E, ne oldu? Aralık ayı enflasyonu açıklandı ve 6 aylık enflasyon 37.57 çıktı. Ondan önce de işçilere yani asgari ücret artışı %49.11 olmuştu. Memur ve memur emeklilerinin artışı da 49.25 olmuştu. Dolayısıyla memurların artışıyla işçilerin artışı aslında birbiriyle uyumlu olurken SSK ve Bağkur emeklilerinin 6 aylık enflasyondan kaynaklı artışları işte memur emeklilerine göre 11.68 puan aşağıda kalmıştı. Dolayısıyla burada bir iyileştirme ihtiyacı duyulmuştu ki biz de haftalardır zaten konuşuyoruz. neler yapılabilir diye bir süredir de hem Hazine Maliye Bakanlığı hem Çalışma Bakanlığı bu konuda çalıştı. Dolayısıyla meclis grupları da çalıştı. bir torba yasa zaten hazırlanmıştı. Özellikle çalışma hayatıyla ilgili maddelerin olduğu bir torba yasa. İşte bunlardan birisi asgari ücrette 500 lira olan e, desteğin 700 liraya çıkartılması. İkincisi kısa çalışma ödeneğinde e, pandemide uygulanan bir metot vardı. Son 3 yılda 600 gün biriktirmek gerekiyor. Yani prim ödemiş olmak gerekiyor kısa çalışma ödeneği almak için. Onun 450 güne indirilmesi gibi kısa çalışma ödeneğini almayı kolaylaştıracak önlemler. Ve hatta kısa çalışma ödeneğinin e, sebeplerinden birisi olarak da daha önce... E, yasada işte e, küre, e, küresel ya da bölgesel ya da sektörel krizler dolayısıyla üretimin yavaşlaması ya da tamamen durması denilirken şimdi salgın hastalıklar da bunun içine girecek gibi 7-8 maddelik bir e, torba yasa geliyor. Bu torba yasanın içine e, SSK ve Bağkur emekleriyle ilgili iyileştirmede girecek ama tabii kesinleşince bir önerge ile Mecliste e, o eklenecek. Kesinleşmesi de senin söylediğin gibi kabinede alınacak, kararlı olacak. İki formül var. Birisi e, Ocak-Temmuz zam eşitlemesi. Aslında bu biraz daha öne çıkıyor. E, geçtiğimiz günlerde biz Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın bir basın toplantısındaydık. Ekonomi müdürleriyle bir toplantı yaptı. Orada da soruldu. E, orada da bu formülü aslında biraz anlattı. Biz de biraz rakamlara döktük. Birinci formülü böylece anlatayım. Sonra ikinci formüle geçelim. Ee, söylediğim gibi 37-57 ve 49-25'lik bir fark oluştu. Ee, şimdi e, Temmuz'da yani Temmuz ayında yapılacak ikinci altı aylık artışta memur emeklilerinin e, artışı SSK ve Bağkur emeklilerinden aşağı yukarı 4-5 puan daha az olacak. Dolayısıyla böyle yıllık düşünerek, yani 2024 yılındaki tüm iki artış düşünülerek bir eşitleme söz konusu. Burada da e, 49, 25'in 4 ya da 5 puan altında bir zam verilerek, Temmuz'da da e, bu tamamlanarak iki kesimin en e, zam artışları eşitlenmiş olacak. Yani Türkçesi şu, Buradan çıkacak sonuç %44-45 aralığında bir ek iyileştirilmiş artış. Burada da 7.43'lük bir refah payı ortaya çıkıyor. İkinci formül ise sadece Ocak ayı zamının eşitlenmesi. Bu durumda da 11 11.68'lik bir refah payı eklenerek SSK Bağkur Emeklisi'nin artışının 49,25'e eşitlenmesi. Yani bir yıllık eşitleme orada %44-45'lik bir oran çıkıyor. İkincisi de aylık eşitleme orada da 49-25. Buna kabine karar verecek bir önergeyle bu torba yasanın içine girecek ve yasalaşıp resmi gazetede yayınlandıktan sonra yürürlüğe girecek. Ha, maaşlar 17'sinden itibaren ödenmeye başladığı için buna yetişmeyebilir. Dolayısıyla yetişmediği takdirde ki öyle görünüyor oluşacak zam farkı daha sonraki bir takvimde maaşlara yatırılacak. Şu anda zaten SSK ve Bağkur Emekleri E-Devlet'ten ocak maaşlarına baktıkları zaman 37-57 37.57'lik ee, enflasyon artışının yansımış olduğunu görüyorlar. Niye? O kesinleşti ve yansıtıldı. Şimdi kesinleşmeyen bu iyileştirmede kesinleştikten sonra ve yasal düzenleme çıktıktan sonra eklenecek ve, ve farklarda ödenecek. Tabi bu sadece oransal artışla değil bir de taban maaş meselesi var. Onu da konuştuk biz Sayın Yılmaz'la. Ee, burada da 7500 liralık bir taban maaş var. Onun da arttırılması söz konusu. Orada da aslında birkaç formül var. İşte e, enflasyon kadar arttırırsan yani 37-57'lik bir artış olursa 10.318 lira civarında bir para oluyor. E, %45'lik bir artış yaparsan orada da 10.800 küsur lira, 890 lira civarında bir para oluyor. 49 bir artış yaparsan da 11 bin lirayı geçiyor. Demek ki 10 bin liranın üzerinde, 11 12000 bandında bir taban maaşı da olacak. Dolayısıyla kök aylıkları yapılacak bu oransal artış eğer bu taban maaşın altında kalırsa buraya tamamlanmış olacak. Bu ayki maaşlara yetişmedi yetişmezse bile zaten söylediğim gibi bu farklar yatırılacak. Memur emeklileri açısından da onlar da ay başında maaşlarını aldılar ve bu farklar onlara da yatırılmış olacak. Zam meselesi şimdilik böyle ama artık iyileştirmenin yapılacağı kesinleşti. Sadece iki formülden birisini uygulayacak kabin'e ve tabii Sayın Cumhurbaşkanı son kararı verecek.